Yayında Toplar Animasyon ve VFX sohbetlerine hoş geldiniz. Ben Cenk Köksal. Ben de Özgür Aydoğdu. İkinci bölümden hepinize merhaba. Bayağı televizyon gibi oluyor yani. Ha, radyo programı. Eski TRT programı. TRT işte radyo. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın falan. Birbirimize sırayla kalın. Söz vermeler falan. Sırayla söz. Bir şiiri de bir kısmını sen bir kısmını ben okuduk mu? Tamamız tamamdır bence. Tamamdır bu iş. Bu iş olacak. Evet, bu hafta neler konuşacağız? Dan önce aslında geçen hafta neler konuşmadıkla mı başlasak? Olur, evet, birkaç şey atlamışız sanki. Üzerinden geçebiliriz. Evet, henüz onu da yayınlamadık ama yayınladıktan sonra bizi takip eden o 3 kişiden linç yemezsek henüz kaç kişinin izlediğini, dinlediğini bile bilmiyoruz. Kendi kendimize de yapıyor olabiliriz bunu. Geçen haftadan tam biz kaydı aldığımız dakikalarda muhtemelen Bahçeşehir Animasyon Bölümünün Başkanı Nazlı Eda Noyan bir video paylaşmış. Sektörün önde gelen yapımcıları, yönetmenleri, stüdyo sahipleriyle bir videolu, telekonferans gibi bir video kaydetmiş. Bu korona günlerinde stüdyolar nasıl bu duruma ayak uydurdu? Evden çalışabiliyorlar mı? Durum nedir? Animasyon. Geçen hafta konuştuğumuz şeyin çok paralel. Animasyonun yükselişi, çünkü hala üretime devam edebiliyor olması üzerine güzel bir video yapmışlar. Ha, süper. Evet, onu da linkini paylaşalım. Aslında 3 aşağı 5 yukarı bizim geçen hafta konuştuğumuz şeylere değinmişler bol bol. Benim dikkatimi çeken bir iki nokta oldu. Bir tanesi Muhammed Ammar Gündüz, Neher Animasyon'da yapımcı, şeyden bahsediyor. Bu Maliye Bakanlığı'nın destek için açıkladığı yeni programa. Sanırım şu anda animasyon stüdyoları dahil değilmiş. Aslında senin anlattığın şeye çok paralel. Yani çok genel bir plan, evet, çok genel bir plan açıklanıyor. Birileri mağdur kalıyor, birilerinin işine yarıyor. Bunu işte düzeltmek için aslında çok hızlı karar alıp bir şekilde yardımcı olmak lazım ama... 3 aşağı 5 yukarı bütün ülkelerin sorunları aynı galiba şu anda. Aynı şeylerle mücadele ediyorlar. Evet, yani devletler bir şeyler yapmaya çalışıyor aslında ama o kaynağın doğru yere aktarılmasının kararı nasıl verilecek? Kim iletişimini yapacak bunun? O çok önemli. Evet, doğru yer neresi onu tayin etmeye çalışıyor herkes. Açıkta kalanlar gönül koyuyorlar tabii haliyle. Ben de doğrusunun ne olduğunu bilmiyorum açıkçası. Hani hali hazırda yürüyebilen, ilerleyebilen sektörlere yatırım yapmak mı, yoksa komple durma tehlikesiyle yüz yüze olan sektörlere mi konsantre olunmalı? Bir de şey dikkatimi çekti. Murat abi. Murat Akbulut. Murat Akbulut, Bimo Post Prodüksiyonu Genel Müdürü. O da şeyden bahsetmiş. Bu dönemde üniversiteler ve eğitim kurumları bazı dersleri paylaşsa evden kendini geliştirmek isteyenler için çok faydalı olur diye. Hakikaten çok iyi fikir. Burada da bazı üniversiteler başladı ona. Herkes açsa anlamında mı? Evet, yani her şey olmasa bile en azından introduction, giriş seviyesi dersleri insanlarla paylaşıp. Çünkü geçen hafta da konuştuk ya, bu çok şu anda revaçta, gençler arasında çok popüler bir meslek. Birilerinin kafasını açabilecek her türlü girişim çok olumlu yönde destek olacaktır diye düşünüyorum. İşte insanlar neyin ne olduğunu, animasyonun ne demek olduğunu, bu mesleğin nasıl bir meslek olduğunu, aşağı yukarı yani ne zorluklar içerdiğini ya da ne gibi güzellikleri olduğunu bir görmeli, anlamalı ki bir takım kaynaklardan bunu öğrenmeli ki karar verebilsin yani. Bu hobi seviyesinde mi ilgileniyor? Bunu bir kariyer olarak düşünmeli mi, düşünmemeli mi? Bununla ilgili çok kaynak yok aslında ortada. Murat abinin önerisi de bu anlamda çok mantıklıymış. Biz de ona yardırıyoruz ya şu anda. Evet, bizim yaptığımız aslında onun bir parçası. Aynı şeye hizmet etmeye çalışan bir şey. Doğru. O üç seyircimiz bile bir şey öğrense bizim için bir şeydir. Siz, o üçlü size sesleniyorum. Bizimle kalın. Pişman olmayacaksınız. Kendi gündemlerimiz, bulunduğumuz yerlerde değişiklik var mı? Geçen seferden bu yana. Onları bir gıdıklayabiliriz. SIGGRAPH, geçen hafta konuşmuştuk, belli değildi olup olmayacağı. Washington'da SIGGRAPH'ın yapılacağı kongre merkezi acil olarak apar topar hastaneye dönüştürülmeye karar verildi. Tövbe estağfurullah. Yani böyle gülüyoruz ama yani olacağına vardı diye gülüyorum ben yani. Bu böyle bir ortamın içinde. Ya biz CG ile ilgili fuarımıza devam etmek istiyoruz. Çok mantıklı bir şey değildi yani, tutum değildi. Böyle olunca kongrenin fiziksel ayağı iptal oldu tabii ki. Ama kabul edilen makaleler ve sunumların hepsi internette paylaşılacakmış. Online olarak paylaşılacakmış. Yani o mevzular da çok güzel gelişti. Online webinar dersler, kurslar, seminerler. Çok iyi oldu ya, workshoplar falan. Gitgide hani bir konuyu ya
bütün insanlık olarak eğildikçe o konuyu böyle aşırı geniş geliştirebiliyoruz ya. Birçok şeyi online çözme konusunda da bayağı büyük adımlar kaydedeceğiz bu krizde. Geçen sene fuardaydım ben SIGGRAPH'ta. Oradayken bile bir sürü şeye yetişemiyorsun. Aynı anda çok iyi birkaç sunum oluyor. Sadece bir tanesine gidebiliyorsun. Ve çok uzun süre sonra internete konuluyor. Seçmen gerekiyor değil mi? Seçmen gerekiyor. Kendine bir program yapman gerekiyor. Sinema festivali gibi aslında. Hala da yetişemiyorsun. Bir sürü şeyi kaçırıyorsun falan. Ve internete çoğu gelmiyor. Gelenler de çok sonra geliyordu. Belki bu bahaneyle daha çok kişiye ulaşır şimdi. Fuarlar, festivaller kendilerinin yani ayrıcalık durumda kalmak için tabii ki bunları internete koymuyorlar. İstediğin zaman bulabildiği. O zaman adam o kadar parayı verip ne diye gelsin buraya modu. Bu vesileyle belki bu şeyler de bakış açıları da biraz daha yumuşar. Hı hı. Kim bilir. Bu arada geçen haftanın eksiklerinden biri FMX'ten bahsederken sanırım SIGGRAPH ondan önce falan diye atıp tutmuşuz ama bayağı FMX zaten SIGGRAPH'ın öncülüğüymüş. Yani. Öyle SIGGRAPH. Miymiş? Evet abi 80'lerden beri yapılan bir bilgisayarlı görüntü teknolojileri fuarıymış. Almanya ayağını da FMX şeklinde yine SIGGRAPH öncülüğünde yapmışlar. O yüzden onu da buradan düzeltmiş olalım. Tamam, o da hastaneye dönüştürüldüyse o da iptal diyebiliriz. Yani o da online'a döndü. Evet, o böyle bir kenarda duruyordu ne olacak diye. O da kapandı. Artık önümüze bakabiliriz. Hiçbir şey yok yani. Bana bir taraftan hala yani bu işte festival portallarından hala şu festivalin submission'ı açık, buna katılım açık. Bu senin listendeydi, gelmeyi düşünmez misin falan diye mailler geliyor. Açık bakmıyorum gerçekten bunlar hani. Çünkü çok festival var. Her biri iptal etti mi, devam ediyor mu falan ona bakmıyorum ama uyarı geldiği sayıda festival devam ediyorsa büyük de bir aymazlık var ortamda. Yani hala yo bunlar bir aya falan biter herhalde biz de yaparız Eylül'e festivalimizi diyen bir kesim var yani. Virüslü Animatörler Derneği kurabiliriz artık o zaman. Koronalı animatörler fuarımıza katılmaz mısınız? Hoş geldiniz. Ölenler falan. Arkadaşı kaldırın. Soru cevap başlayacak. Arkadaşı kaldırın. Arkadaşı kokmaya başladılar. En büyük şeyi oydu zaten fuarın. Onun dışında 10 numara. 5 yıldız fuar. Bu hafta geçen senenin uzun metraj animasyonlarını konuşalım diye kararlaştırdık. Aslında geçen seneyi bir komple elden geçirmek niyetiyle başlayıp tek bölüme sığmayacağını düşünüp uzun metraj animasyonlar, animasyon filmleriyle daha çok gündemde olan, daha çok ilgi çeken başlayalım dedik. Onların da yani en başarılı sayılabilecek olanlarını evet listelemek zorunda kaldık. Yoksa 200 çok fazla 300 film falan mı var? Hmm. Yani vizyona girmiş bütün filmleri katmak mümkün değil tabii. Bunlardan olmuş büyük ödül diye saydığımız ödüllere aday olmuş filmler üzerinden biraz ilerleyeceğiz. Yani dolayısıyla bizim de sevdiğimiz, takdir ettiğimiz ya da işte boklayacağımız filmler arasında yerlerini alacaklar. Peki senin için başarılı bir film nedir Özgür Aydoğdu? Yani Oscar alması mıdır yoksa nedir? Aslında animasyon Oscar'ı, Oscar'lar içinde ciddiye aldığım dallardan birisi. Diğer dallar kadar çok böyle zamanın ruhuna ve o anda gündemde ne varsa ona göre çok değişen bir dal değil. İyi kötü akademinin sırf animasyon için oluşturduğu bir ekip var. Daha doğrusu o konuda yetkin bir ekip var. Onlar oy kullanıyor. Herkes kafasına göre oy kullanmıyor. Yani şey zannediyordum akademi üyeleri yine işte öyle söylentiler, haberler çıkar ya. İzlemedikleri işte 1000 tane film oluyor listelerinde. Çoğuna izlemeden karar veriyorlar. Bu böyle seçim olur mu falan gibi. Bu eleştiriler animasyon kısmı için de geçerli zannediyorum. Öyle değil miymiş? Sadece diğerlerine göre daha az kötü diyorum ben. Okey. Ona da okey yani. Yani ne bileyim işte Lego Movie'nin aday olmaması falan gibi skandallar yaşanmıştı geçtiğimiz senelerde. Ama iyi kötü. Genelde hani iyi diyebileceğimiz filmler kazanıyor. Bu işten anlayan sektörden insanların oy kullandığı ya da seçim yaptığı bir ekipten bir söz. Gerçi bu işten anlamak da neyse o da ayrı bir tartışma konusu. Yani animasyon jürilerinin illa animasyon sektöründen olması gerekmiyor tabii. Öyle bir faşizme doğru gitmesin bu iş. Tabii canım. Kendi içinde bir animasyon alt grubu gibi bir şey var. Onlar oy kullanıyor. Bir de buluşup belli tarihlerde buluşup özellikle son shortlist daralıp işte 5 filme 10 filme düştükten sonra buluşup izliyorlar. Yani zaten bir izleme zorunluluğu var. Hani okay. En iyi filmde falan herkes sallayıp geçiyor. Bu seneki Parazit
şeyinde olduğu gibi. İyidir herhalde, iyidir deyip. Yani öyle bir şey var ya Oscar'ın da bir kötü bir günü. PR'ını en iyi şey, en iyi yapmış olan filmin daha avantajlı olması. İşte kimin kulisi daha avantajlıysa, daha çok ses getirdiyse o üst sıralara çıkar falan gibi. Evet. Ben animasyonda da onların geçerli olduğunu düşünüyordum. Ya yine Disney'in çok ciddi bir ağırlığı var, o kesin. Evet yani işte o... yani Disney ve Pixar'ın bu izleyici ağırlığı, hani memleketçilik şeyinden mi bu sene, yani diğer dallarda Parazit'e Oscar yağdırarak bu böyle bir milliyetçi tutumları olmadığını gösterdiler. Ama her sene değişiyor abi, yani bilemiyoruz ki evet. yaklaşımlarını. Şimdi zaten birazdan VES ödüllerini de konuşuruz. Ya Toy Story'nin alması beni biraz ne alaka falan oldum. Yani okay, Toy Story kötü bir film olduğu için değil, birazdan konuşacağız eyvallah da. Bence Toy Story 4 de Oscar almasın artık abi. 4. Recep İvedik 9 yani. Artık. Neyse. Yani benim Oscar'a bakışım oydu. O yüzden başarılı animasyon, başarılı film dediğimiz şeyin içinde senin için Oscar biraz yer alıyor anladığım kadarıyla. Ya Oscar ama çok sonuç, yani bir şeylerin sonucu, dediğin gibi PR ve sektörde ne kadar güçlüysen onun sonucu gibi. Yani tek başına bence o bir şey, geriye dönüp baktığında bir taçlandırma gibi bir şey. Benim için özellikle animasyon gibi çok deneysel şeylerin yapılabileceği bir ortamda daha önceden yapılmış hiçbir şeye benzememesi mesela önemli bir kriter. Ya bunları soruyorum aslında. Ne evet. Seni? Evet, oradan da işte bu seneki Bedenimi Kaybettim, I Lost My Body. Oscar'a da aday oldu Fransız animasyonu. Evet. Birazdan konuşacağız zaten. Benim için en iyi filmdi. Geçen senenin en iyi animasyon filmiydi. Hatta Oscar'a da o almalıydı. Ama belki kendi içinde adaletli diyebiliriz. Yani Amerika içinde biraz adaletli diyebiliriz. Ama yurt dışından gelen yapımları sanki böyle bir göstermelik koyuyorlar gibi. Yani şimdi Miyazaki aldı dışarıdan. Onun dışında Spirit çok seviyeyim diyorsun. Evet, onun dışında çok fazla. Ya o senede John Lasseter kendini yırttı Miyazaki. Gerekli kulisi John Lasseter yaptı zaten Pixar'ın ekzekütiflerinden. Şimdi adı utançla anılan John Lasseter mı? Aman Allah'ım. Kimi çevrelerce hiç sallanmayan. Adam bayağı Miyazaki getirtti o sene. Evet. Amerika'ya getirtti, milletle tanıştırdı. Zaten yeterince kulisini yapmış. Kendi evinde ağırladı falan. Şimdi yani tekrar vizyona soktu. Aynen. Tekrar vizyona soktu. Amerika'da da çok, tabii ki çok sevildi. Miyazaki hak etmediği için değil ama yani olaylar sanki öyle. İyi filmse alır abi falan. Yok. Çerçevede gerçek öyle bir şey. Kesinlikle öyle bir şey yok. Kesinlikle öyle bir şey yok. Evet, buradan halkımızın da Oscar heykelciğine bakışını değiştirmeliyiz. Hiçbir şey bildiğiniz gibi değil oğlum. O zaman yani bu işin Oscar'ı var, Golden Globe'u var, VES ödülleri var, en iyi ödülleri var falan filan ama... Zaten bu demin konuştuğumuz şey, o da güzel bir örnek. Bu VES ödülleri ve en iyi ödülleri iki farklı animasyon alt dal ödülleri gibi. Yani animasyon Oscar'ları gibi bir şey diyebiliriz. En iyi storyboard'dan tut, en iyi kurgu, en iyi animasyonla alakalı dallara ödül veren bir şey. Mesela onu çok referans almam gerek. Ben de oy kullanıyorum onları ama herkes her şeyi kullanabiliyor ve mesela VES'te Disney yapımları süpürüyor. Annie de biraz daha bağımsız yapımlar götürüyor ve çok... Sen de ödül veriyorsun dediğin bir şekilde orada çalışmakla, Blue Sky'da çalıştığın için veriyorsun. Şey, oy veriyorsun. Derneklere üye olduğun zaman oy kullanabiliyorsun. Okay. O ödüller için. Ama dediğim gibi zaten üye olanlar sektörde çalışan insanlar. O stüdyolardan da daha çok insan olduğu için çok adil bir şey olmuyor. Herkes kendi filmine oy veriyor ve çalışan sayısı daha yüksek olan şirket avantaja geçiyor gibi bir. Tabii aynen öyle. Ve o yüzden ikisi arasındaki ödüller birbirinden çok farklı çıkıyor. Zaten aşağı yukarı aynı filmler yarışıyor aslına bakarsan. Hani böyle orada Toy Story yarışıyordu da öbüründe Sibirya Aslanı Piknik'te filmi falan girmiyor yine. Ona da aynı film. Ona da Klaus giriyor. Ona da Frozen giriyor. Onun da aşağı yukarı aynı filmler seçiliyor. Yani hem hasılatı iyi. O seneye damgasını vurmuş filmler bunlar aşağı yukarı, değil mi? Böyle listeleyebilir miyiz? Evet. Bu ikisinde de genelde dediğim gibi daha çok iyi bir şey yapmış. Büyük yapımlar giriyor. İstersen hemen Oscar'la başlayalım. Oscar'ı kazanan. Oscar'la başlayalım. Yani Toy Story 4. Toy Story 1, Toy Story 2, 3, 4. Bunların hepsi Oscar aldı değil mi bu arada? İlk ikisi aldı galiba. Evet, hepsi aldı. Hepsi aldı. Üç de topladı. Üç zaten en iyisiydi bence. İyi, tartışırım. Yani bunu tartışalım.
Biri hiç dönüp tekrar izledin mi Toy Story 1'i? Görsel kalite olarak şu anla kıyasladığında baya kötü durum. Evet. Yani. Ama zaten bunu yani zamanına göre değerlendirmek lazım. Sonuçta tabii işte öncü zamanlı, ve aslında zamanına göre değerlendirdiğinde evet. Kafa yakıcı. Evet, kafayı inanılmaz açan. Ay demek ki böyle de hikaye anlatılabiliyor. Dedirten bir şey. Onun Oscar alması okeydi. İkinci bence çok iyiydi ikincisi. Bir devam filmi gibi değil. Yeniden adını koymak gibiydi hatta bence seriye. Hem karakterlerin oturmuşluğu yani birçok şeyi ikinci filmde oturttular aslında. Toy Story 4'e kadar devam eden bir takım kemik karakterler soktular. Hem de görsel kalite olarak bayağı level atlamıştı mevzu ikinci film. Evet, 1 ile 2 arasında gerçekten dağlar var. Çok acayip bir fark var yani. Ya 2'yi şu anda da gönül rahatlığıyla izleyebilirsin. Hemen yeri gelmişken söyleyeyim. İkinci filmin yapım sürecini anlatan da Pixar Story diye de bir güzel bir belgesel var. Başka aşağıya bir koyacağımız linkler üretiyorsun sürekli. Farkında mısın? Bunlar bize iş olarak geri dönecek. Farkındayım evet. Durduramıyorum kendimi. Bravo. Hadi bakalım. Başka bir yönetmenle çalışıyorlar. Bayağı hikayede sıkıntı oluyor. John Lasseter devreye girip toparlıyor falan. Onu anlatan bir belgesel. Yani John Lasseter konusuna girilmeli mi yoksa kendisi tam bir linç sebebi mi? Hani onun da söyleyeceğin şeyler konusunda dikkatli olmalısın. Günümüz konjonktüründe adamı evet. İpe götürür. kadar hassas bir yerde duruyor. Ama bir dahi olduğunu düşünüyorum ben yani. Bu animasyon dehası, şeklinde sinematik bir dehası var adamın. Ben onu Bolt'ta fark etmiştim. Bolt'a olan katkısını okuduğumda, Bolt filmini hatırlıyor musun? Şu beyaz bir köpeğin acayip güzel bir plot twist oluyor filmin ortasında ve film bambaşka bir yere gidiyordu bir hikayeyi. Yapım aşamalarını okuyup izlediğimde falan. Aslında gerçekten toparlayanın John Lasseter olduğunu, ki kendi main prodüksiyonlarından biri de değil adamın. Ara ara toplantılarına girdiği, bakarak olduğu projelerden biriyken verdiği o küçük kafa açıcı tavsiyeler, o tecrübesinden gelen tavsiyelerle filmi bambaşka bir boyuta taşıyan da John Lasseter aslında. Peki o zaman biraz Toy Story'de kullanılan tekniklerden şöyle hızlıca... İyice konudan koptuysak tekrar Toy Story'ye dönebilir miyiz diyorsun. Toy Story 2019 en iyi animasyon Oscar'ını aldı. Hani hak etmez mi? Estağfurullah. Hani ben kendi şeyimi söyleyeyim önce. Tabii ki çok iyi bir... Yani inanılmaz bir seviyeye gelmişler. Bugün bu programda bahsedeceğimiz diğer prodüksiyonların hepsinden çok daha acayip bir seviyeye gelmişler. 3D görsellik anlamında bence. 3D gerçekçilik, stilize gerçekçilik konusunda çok acayip bir yere gelmişler. Yıllardır biriken tecrübelerinin getirisi olarak. Ama yani farklı bir şey mi izledik? Yani hikaye anlamında bence çok farklı bir şey, çok orijinal bir şey izlettirmedi bize. Yine bir takıntı, bir değişim hikayesi izledik. Eyvallah, hep senelerdir 4-3 filmdir izlediğimiz karakterlerden birinin, en önemlisinin, ana karakterin başka bir ruh haline, başka bir kafa yapısına geçişini izledik belki. Ama her filmde aşağı yukarı aynı şeyleri görüyoruz Toy Story 1'den beri. Benzer konsepte bir değişim yaşıyor zaten Woody. Evet. Öyle değil mi? Ben mi çok şey davranıyorum? Doğru diyorsun. Yani çok orijinal bir hikaye yok ortada tabii ki. Ama Pixar'ın iyi yaptığı konulardan biri bence. Hikaye olduğundan daha sofistike gösteriyorlar bir şekilde. Daha katmanlı. Bir şey izlediğini hissediyorsun. Ve o adım adım senin sondaki duygusal sahneye getiriyor. Birçok filmde aynı formülü uyguluyorlar ama diğer animasyon filmlerine göre daha iyi çalışıyor. Çok çok iyi yapıyorlar çünkü. Yani tek cümleyle özetleyebileceğim bir sebebi yok. Bu çok büyük bir yani seneler 95'ten beri ne oluyor? 25 senedir oluyor yani. 25 senedir, 30 senedir verdikleri uğraşın karşılığı bu bir taraftan da. Hem hikaye anlatımı hem teknik anlamda geldikleri nokta. Yani bir izlerken keyif almadım mı? Burun mu kırdım? Hayır, tabii ki. Acayip keyif aldım. Hem görsel kalitesinden hem hikayesinden keyif aldım. Ve bir şeyi nasıl komik yaparız, nasıl duygusal bir peak noktasını çekeriz falan gibi konularda da çok ustalar gerçekten dediğin gibi. Hani nasıl anlatacaklarını çok iyi biliyorlar. Çok daha sofistikeymiş gibi gösterebiliyorlar dediğin gibi. Yani benim için bunu nasıl hatırlayacaksan dersen sinematografisini çok ileri buldum. Bu filmde sinematografiyi çok başarılı buldum. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Yani bittiğinde şey oldum. Püyü, acayip gelişmişler. Yani gerçeklik konusunda hani render anlamında değil ama işte o bütün o sinematografi yapan şey açılar, kameraların gerçek kameralara olan
benzerliği, renkler, her şey şiir gibiydi yani açıkçası. Bir de karakter tasarımlarını düşünürsek şey 20 sene önce yapılmış çok basit oyuncak karakterleri aslında özüne sadık kalarak hala çok basit. Yani Pixar zaten genel olarak diğer stüdyolara göre biraz daha sade karakter tasarımı tarzı benimsemiş durumda. Daha kolay üretilebilen ama daha çok animasyon ve surat ifadelerine ya daha çok acting'le duyguyu geçirmeye çalışıyorlar. Zaten animasyondan hiç bahsetmiyoruz dikkat ettiyseniz evet. Yani. Hani... Ama demeye çalıştım bu kadar basit gibi görünen karakterlerle bile bu kadar inandırıcı bir görsellik yakalamaları sinematografinin çok iyi olduğunu gösteriyor. Sinematografiyle ilgili bayağı şey var değil mi internette? Evet. The Real Fake Cameras of Toy Story 4 diye bir video var. Bu geçen sene Sigraf'ta yaptıkları sunumdan. Görmüştüm şu split lensi kullandıkları şey. Ana format lensi şeydim. Evet. Şu hoşuma gitti. Mesela artık çoğu prodüksiyonda bu kullanılıyor. Kamerayı... Virtual kamerayla, gerçek kamerayla kamerayı. Sahnenin içinde geziyorsun. Bu aslında daha önce hiç animasyon projesinde çalışmamış ama sektörde çalışmış, live action filmlerde çalışmış, görüntü yönetmenlerini projeye katmak için çok iyi bir yöntem. Tamam. Normal zaten bu sektörde olanlar için de işleri çok kolaylaştıran bir yöntem. Bunun ilk örneklerini yine Yüzüklerin Efendisi'nde gördük değil mi? Peter Jackson oyuncak bulmuş çocuk gibi elinde şeyle motion capture setinde dolanıyordu. Bir Helms Deep'i falan. Şey, iPad'den iPad'den layoutları izletiyordu oyunculara falan. Onlar da böyle anlıyormuş gibi bakıyordu. Neler döndüğüyle ilgili hiçbir fikirleri olmadan. Değil mi? Yanlış ondan önce bir şeyler varsa da ben kaçırmışım. Yani ya şey düşünüyorum. Geliştiren. Şerafettin yaparken görüntü yönetmeni Barış Ulus. Uzun metrajda çalışmış. Sektörün en duayen isimlerinden birisi. O mesela kamera açılarını belirlerken bir tane layout artisti Özgür Armutlu ile oturuyorlardı. Maya'nın karşısına. Bayağı bir mesai ayırıyorlardı. İşin sırf o teknik kısmını geçebilmek için. Mesela böyle bir şey olsaydı çok daha hızlı iş üretebilirlerdi. Evet. Bu entegrasyonlardan dolayı mesela özellikle bu bölümün live action bir filme olan benzerliği ya da yakınlığı diyeyim, benzerliği demeyeyim. Sadece bu sebeplerden dolayı mı bu başarılmıştır diyorsun? Ya bence güzel yapan şeylerden birisi mesela bu anamorfik lens kullanımını ilk defa gördüm CG aleminde bunu yapmışlar. Hemen yeri gelmişken anlatalım. Anamorfik lens 35 mm filmde eskiden 4'e 3 olduğu için oran ama daha wide bir görüntü, daha geniş bir görüntü elde etmek için görüntü iki kat küçültüp sıkışık bir şekilde kaydedip ondan sonra oynatırken onu iki kat açmakla oluşan bir aslında teknik bir yetersizlikten ortaya çıkan bir çözüm. Ama sonunda elde edilen görüntü o kadar orijinal ve o kadar değişik, kendine has, özgün bir şeye dönüşüyor ki görüntü yönetmenleri ve yönetmenler bunu çok seviyor. Bu bir tarza dönüşüyor. Bu filmde bunu kullanıyorlar ama her yerde değil. Sadece ana karakterimiz Woody, işte eski arkadaşlarıyla kalmak ve yeni hayata açılmak arasında bir eski ve yeni arasında bir çelişki yaşıyor ya. Bütün film bu çatışma üzerine gidiyor ya. Eskiyle ilgili olan şeylerde anamorfik kamerayı kullanıyorlar. Diğer sahnelerde normal klasik spherical kamerayı kullanıyorlar. Ya onu sırf yapmış olmak için sırf bunda da bu tarzı yapalım. Neden? Çünkü yapabiliyoruz gibi değil. Onu da hikayenin içine bir şekilde yediriyorlar. O da güzel bir şey bence. Evet ya zaten ecnebinin bu olayları şımarıkça mı? Hani hayran olu nasıl mı? Zaman zaman bende değişik duygular yaratır. Yani sırf yapabiliyor oldukları için değil dediğin gibi onu ya bunu yurt dışında çalışınca biraz daha sen de deneyimlemişsin yani. Bu iş buralarda Avrupa'da, Amerika'da çok daha fazla şey yapabilmene imkan veren şartlar sağlıyor sana. Yani ana sebeplerinden biri de aslında zaman ve para. Projelerin bütçeleri çok daha fazla ülkemize göre. Dolayısıyla verilen zaman ve deadline'lar çok daha uzun ve geniş ve çok daha iyi bir şeyler yapabilmene olanak sağlayan yapımlar. Pixar, Disney falan gibi stüdyoların projelerinde bu zaten top seviyede yaşanıyordur herhalde. Yani en yüksek seviyede yaşıyorlardır bunu. 2 sene falan mı sürüyor bir film yapmaları aşağı yukarı? Hatta 4-5 sene sürüyor. Pre-production'da sayarsan. Yani işte sen daha iyi biliyorsun aslında uzun metraj filmin kaç sene içinde fikirden, sinopsisten seyirciyle buluşmaya kadar geçen süreyi. 4 sene falan gibi genelde. Ama hepsi paralel gittiği için aynı anda 3-4 proje paralel gittiği için her sene bir film çıkartacak şekilde bir pipeline
oluşturulmuş evet. durumda. Yani şu an çoktan 4 sene sonranın evet. projeleri konuşuluyor sizin stüdyoda evet. değil mi? Yani evet. konuşulmaya başlanmış. Evet. İşte kimisinin konsepti çıkmış, kimisinin senaryo aşaması bitmiş falan. Evet. Bir sürü evet. aşaması değişen, aynı anda yürüyen projeler var. Dolayısıyla biz artist olarak hep o işe katmak istediğimiz vizyonumuz, işte sanatsal bakış açılarımız, kaygılarımız neyse onların hepsini yansıtabileceğimiz ya da mümkün mertebe yansıtabileceğimiz, işe koyabileceğimiz, işin içine yerleştirebileceğimiz olanaklar sağlıyor bu da bize. Onlara yani. dolayısıyla yani bu anamorfik mevzusuna kafayı yorabilmek, işte gerçek kamera gibi gözüksünlere kafa yorabilmek, color correction, neyse yani o hikayeye yardımcı olabileceğini düşündükleri böyle güzel o sofistike dokunuşlar hep çoğunu yapabilmek için fırsat veriliyor bu insanlara, bu ekiplere. Ya şey çok büyük avantaj. Sadece Pixar'da 1500 kişi çalışıyor. İşte 500'ü yazılımcı. Yani bir yönetmen ya da bir sanat yönetmeni biz şu kamerayı kullanalım dediği zaman mesela biz bunu bir reklamda ya da kısa filmde yapmaya çalışsak işte ne kullanıyorsak, hangi renderi Arnold kullanıyorsak, Mentor'ı kullanıyorsak onun alan derinliği yazılımıyla kısıtlıyız biraz. Çok fazla müdahale edemiyoruz. Evet, o neyse o yani. Evet, bu adamlar oturup sırf ona o iş için bir tane ekip ayırabildiği için direkt yazılım yapabildiği için istediği gibi bir look elde edebiliyor. Seyirci görmese dahi bunları, bu ince dokunuşları, hı-hı. bu adamlar bunları koyabiliyorlar. Ama işte seyirci gerçekten bunları görmüyor mu? Yoksa yok abi sen ne dersen de seyirci fark ediyor, boş versen falan gibi bir level'da mı? Ondan da emin değilim yani. Yani birçoğunu zaten görüyorsun, daha doğrusu görmüyorsun ama hissediyorsun. Zaten biraz belki daha de evet yani biri bilinç altında evet. hani senin için o filmi hı-hı. çok daha güzel yapan şeylerden biri oluyordur. Hani bunu hı-hı. dillendiremesen de adını koyamasan da belki oluyordur. Belki de olmuyordur bilmiyorum. Belki de bizim işte bu işleri yapan sanatçılar olarak kendi mastürbasyonlarımız olarak da kalıyor. Olabilir yani ama içinde. Ben yine de şeye saygı duyuyorum. Yine normal bir Toy Story yapıp hiçbir Toy Story'den fark olmayan yine gişeyi toplayıp aynen devam edebilecekken kendilerine bir farklılık yaratmaya çabalamaları, bunu dert edinmeleri güzel bir şey. Ben bu filmi böyle hatırlayacağım mesela. Onun dışında çok bir şeyini hatırlamayacağım. Yani bazı konular çok detay oluyor. Hı-hı. Son seyirci için belki. Hı-hı. Ama yani bizim için bu işlere biraz olsun meraklı insanların da kapabileceği çok şey var. Zaten oradan yürüyor ya herifler. Aslında hedef kitleleri çocuklar ya. Hı-hı. Ama büyüklerin de keyif alabileceği filmler yapıyorlar. Süper bir formül tutturmuş durumdalar. Evet. Bu yüzden de izlenme oranları falan coşuk durumda. Hı-hı. Ama Oscar ya da diğer ödüllerde hani geçen senenin diğer adaylarını geride bırakacak kadar fazla artısı ya da işte orijinal tarafı olmadığını düşünüyorum ben de. Ben 5 filmden 2. sıraya koyardım bunu. Hayır, birincim olmazdı ama ikincim evet. ikincim olurdu mu diyorsun? Evet. Yani o filmleri sayalım ondan sonra tamam, bakalım istersen. Tamam. Devam edelim o zaman. Toy Story 4 Oscar en iyi animasyon Oscar'ını aldı. İkimizce de sinematografisi çok iyiydi ama senaryo olarak ya da başka konularda çok orijinal bir şeyler koyamadı seyirci önüne diye düşünüyoruz. Ortak bir evet, böyle karara varabildik. Evet. Güzel. Bir sonraki filmimiz How to Train Your Dragon. Ejderhanı nasıl eğitirsin? Üçüncüsü. Bu da üçüncüsü mü? Kayıp Dünya galiba. Kayıp Dünya, The Hidden World. Hı-hı. Bilmiyorum, ne diyorsun? Hani yani How to Train Your Dragon serisi konusunda ne diyorsun? İkincisi çok beğenildi. Ama benim genel olarak çok çok yükseldiğim, çok heyecanlandığım bir seri değil. Daha teknik olarak inceliyoruz. Her DreamWorks filminde olduğu gibi efektler muhteşem. Simülasyonlar, su efektleri. yani onun dışında gerçekten çok fazla diyecek bir şeyim yok bu filmle ilgili. Ben şeyi seviyorum. Yani yarattıkları dünyayı sevdim. Dragonlarla muhatap olan Vikingler, Viking kafaları falan. Görsel kalite olarak, görsel kalite demeyeyim ona da ya. Şimdi her filmde epicness'i arttırmaları gerekiyor ya bunların. Bir takım takip etmeleri gereken arklar var. İşte o olur, bilmem ne olur. En son showdown ve evet. epic final bilmem ne. Ondan sonra resolution. Daha da çözüm. Büyük. Daha da kocaman. Her filmde daha da büyütüyorlar. Hmm. Her filmde baksana şu yani trailer'da oynayan. Bu dördüncü filmde gelinen hal. Hmm. Yani ilk filmde 2-3 tane ejderha
Bir de bu çocuğun Tutlus falan vardı. 3-4 tane ejderha vardı. İkinci filmde onlar ejderhaların vahası gibi bir yer. Ejderhaların vaat edilmiş toprakları gibi bir yere gidiyorlar. Ejderha kaynıyor ortalık falan. Artık böyle nereye bakacağını şaşırdığın kadrajlar yaratmış. Hepsi çok güzel. Rengarenk ortam, sanat yönetmenliği, renk keyleri falan kopmuş kadrajların. Burada daha da hani artık daha ne yapabiliriz arkadaşlar falan diye. Çok o kadar yani bir seviye daha üstte taşıdıklarını düşünmedim. Düşündürtmedi bana o epicness, görsel epicness mevzusunu. Hikayenin bir anlamda bitiyor olması. Çünkü yönetmeni falan da okudum sonradan. Daha devamı gelir mi? Çünkü hikaye şey diye bitiyor. İzlemeyenler için spoil olacak bundan sonrası ama. Animasyon spoil'ını kim? Kaç kişi? O üç kişiye söylüyorum. İzlemediyseniz. Bizi linç etmeyin. Bizi linç etmeyin. Filmin en sonunda gelinen nokta. Bütün ejderhalara zaten kendi ejderhası Tutlus. Ejderhaların lideri olmuş, alfası olmuş çoktan. Onu da salarak tamam hadi daha gidin o zaman şeklinde. Onların hepsiyle bir vedalaşma şekli. Sonra işte bu şu an trailer'da gözüken kısımda 10 yıl sonra falan kendi de artık büyümüş. O kızla evlenmiş. Hı-hı. İki çocuğu olmuş. Onları Tutlus'u tekrar bulmaya gittikleri bir şekilde tekrar reunion'la bağlıyorlar. Evet. Ama yani yönetmeni falan bundan sonra bir devamı olmayacak bunun falan diye büyük büyük laflar ediyor ama sen yani hangi sektördesin oğlum ya? Yanlış anlamışsın. Yani, çok yanlış anlamışsın. Yanlış mı anlamışsın? Bizi mi yiyorsun? Yani. Çok iyi biliyoruz ki yani DreamWorks desin ki ya işler çok kesat bir How to Train Your Dragon daha mı yapsak dese. Yok abi ama ben öyle demiştim röportajda mı diyeceğim. Neyse bunları ciddiye almıyoruz. Hikaye bitti gibi duruyor. En önemli olaylarından biri o belki de. Yani hem hikayeyi bitirdikleri, bu sagayı bitirdikleri hem de işte Oscar'a kadar yarıştıkları yeni bir film çıkardılar ama Oscar alamadılar. Başka bir şey alabildiler mi? Onu takip ettin mi? Bildiğim kadarıyla hayır. Yeni film içinde ben bir yeni bir hoodie plugin'le bakar diyorum yeni bir film. Nasıl? Ya efektleri falan çok çok iyi filmin gerçekten. Ejderha Crowd kalabalık sekansları. Evet dediğim gibi DreamWorks o konuda hep çok iyi. Yani her zaman çok iyiydi o konuda. Mihenk taşı oldular yani efekt konusunda. Benim bu komple bu seriyle ilgili en başından beri sorunum aslında animasyonlarıyla. Mesela bu büyük prodüksiyonların hiçbirinin animasyonlarını tartışmıyoruz bile değil mi artık? Yani filmleri tabii, tabii bu canım. DreamWorks, Sony, işte Pixar, Disney'den gelen filmlerin animasyonlarını uzun zamandır da konuştuğumuzu hatırlamıyorum. Hani direkt animasyon kısımları hakkında. Abi şurası da şöyleydi, burası da böyleydi falan diyecek cüretimiz yok. Evet hepimiz. Evet yani o artık belli bir seviyeyi geçti. Her şat belli bir seviyenin üstünde. Artık şu şattaki animasyonda olmamış yerleri çok iyi diyeceğimiz bir şey olmuyor. Bir şey olmuyor yani öyle. Evet yani filmleri hep şey diye konuştuk. Ya animasyonları zaten çok güzeldi. Hı-hı. Ama onun dışında falan diye böyle dipnotlar açı açı gidiyoruz. Ya arada çok iyi tercihler oluyor aslında. Yani bazı çok yetenekli animatörler aslında farkını orada çıkartıyor ortaya. Evet. Çok iyi animasyonları konuşuyoruz ama yani şurası da olmamış dediğimiz bir film çok uzun zamandır olmuyor yani değil evet, mi? Evet. Yani o tercihlerden de bizim haberimiz olmuyor. Yani onu animatör kendisi mi karar verdi yoksa yönetmen mi olmuyor dedi. Çok onu bilemiyoruz. Tanıdığımız kişilerle konuştuğumuzda aslında onu daha çok o sahnenin keyfini çıkartıyoruz ya daha iyi anlıyoruz hani oradaki karar neye göre. Ya benim bütün bu seriyle ilgili problemim kameram da el verirse belki biraz gösteririm. Hı hı. Yani animasyon dünyası, batılı animasyon dünyası, tamamen batılı acting, batılı insanların gesture'ları, vücut dilleri üzerine kurulu bir acting kullanıyor. Tamam bunda okeyiz ama bu seride inanılmaz yüksek olduğunu düşünüyorum onun. Ana karakter özellikle ve tayfası böyle şey gibi yani New Yorklu gangsta gibi hareket ediyor abi herkes. Karakter animasyonu kriterleri konusunda hepsini vuruyor. Okey hiçbirinde bir problem yok. Teknik bir eleştiride bulunmuyorum. Tercihsel bir şey benim için. O kadar batılı gibi davranıyorlar ki hani o vücut dilleri falan ve çok salınıyorlar. Şu motion capture konusu bir gün konuşursak onda da çok tutulduğum bir nokta olan. Herkesin böyle east side, west side bitch. Hani o zenci arkadaşlarımız gibi takılması durumu bu filmde çok yüksek. Mevzuda Vikingler arasında geçince beni en baştan beri bir tek o kısmı itiyor. Yani ejderhalar ve Vikinglerle ilgili bir şey izliyorum ama herkes aşırı batılı, aşırı Amerikalı. Hani New Orleans, San Francisco, Kaliforniya'da mıyım? Moruk ne oluyoruz? Zaten
Yani seslendirme, İngilizce falan, onlara bir şey demiyorum ama aşırı yüksek bir batılı acting'i hissediyorum. O beni biraz itiyor bu. Bütün bu seride, bütün bu sagada. Şu dördüncü filmde daha da yani her seferinde yükselen bir. Çünkü bunlar animasyon, karakter animasyonu konusunda da övülen bir seri aslında bu. Sektörde örnek gösterilen bilmem ne. Onları aldıkça da gazlanıyorlar. Her seride daha da arttırıyorlar o batılı acting mevzusunu. O biraz beni itiyor ama yani ona da diyecek çok bir şey yok. Abi daha özgün bir şey bulsaydınız falan diyecek halim yok. Yani Amerikalılar yapıyor bu işi. Dolayısıyla Amerikalılar gibi hareket ettiriyorlar karakterleri. Ve bütün dünyayı öyle pazarlıyorlar. Yani bunda da hiçbir bir çözümü yok yani beni iten bu şeyin. Ya bunun alternatifleri şöyle çıkıyor. O yüzden buna parmak basmak istedim. Mesela Ferdinand'da mesela İspanyol gibi davranan bir şey vardı. Bir matador vardı. Aşırı da komik. Evet abi, flamenco dansı aşırı komik, böyle çok cool bir matador vardı. Onun konuşurkenki o İspanyol matadoru tavırları falan, bir karakterin İtalyan gibi davranması, evet, Arap evet. gibi davranması. Bunlar bence daha lezzetli oluyor. Ben çünkü artık geldi. Pixar, Sony, DreamWorks, Disney falan hep aynı şeyleri yaptıkları için muhtemelen ara ara onlara da geliyor ki böyle karakterler koyuyorlar oraya. Batılı acting, yani herkes bir Shakespearean bir tiyatrodan mezun olmuş gibi sir falanlı acting beni artık biraz bayıyor. Biraz daha inovasyona ihtiyacı olduğunu düşünüyorum bir şey. Minimalist animasyon anlamında mesela Zootopia güzel bir örnekti. Evet. Onda böyle yani falan gibi abartılar olmadan. Klasik Disney'e göre evet daha şeydi, daha sadeydi. Daha böyle subtle, daha sade. Böyle sadece karakterin şeye tezgaha koyduğu elini kaldırarak falan yaptığı animasyonlar görmek falan hoşuma gidiyor benim karakter animasyonu anlamında. Yani yeni bir yaklaşım oluyor. Yoksa bu Ejderhan Nasıl Eğitirsin serimizde olduğu gibi gidersek herkes zaten en iyi bildiği şeyi en iyi şekilde yapmış oluyor. Ben öyle düşünüyorum. Çok süper eğlendiğim bir film olmadı. Görselliği çok acayip sadece. Görsel şölen. Adeta abi görsel şölen. Adeta abi görsel şölen kısmı keyifli. Onun dışında işte serinin üçüncüsü artık yani. Sen şimdi animasyondan bahsedince aklıma geldi. DreamWorks PDA'yı kapattıktan sonra 2015'te biraz küçülmeye gittiler. Ama çok ciddi bir teknoloji yatırımı yaptılar. Bu noktada zaten kendi yazılımlarını kullanıyorlardı. Pixar gibi. Ama Primo diye başka bir yazılım geliştirdiler ve aşırı güçlü bir altyapı kurdular. Workstation'lar 48 core 196 GB RAM'liymiş her biri. ve tamam, lazım demek ki abi. Allah Allah. Ben artık bunları eleştirmiyorum. 2000'lere doğruydu sanırım. Bir arkadaşımız 128 MB RAM aldığında abi ne yapacaksın 128 MB RAM? Dünyayı mı ele geçireceksin demiştik. Sonra yani hemen rezil olduk. Söylememizde. O zamanlardan beri ben insanları eleştirmiyorum core'uyla, RAM'iyle falan. Yazılımı da bayağı güncellemişler. Bu neymiş abi? Bu o aletlerden. O aletlerle şimdi real time animasyon yapıyorlar. 24 FPS. Direkt dokunarak seçiyorsun karakterin istediğin bölgesini. Controller falan. Hak getire istediğin yeri seç. Evet, görünmeyen kontrollerle yönetiyorsun. Görünmeyen kontroller. Keyleme falan mevzusu. Yani teknik olarak biraz kafa karıştı. Yani izlemesi çok keyifli. Büyük inovasyon gibi belli. Ya benim de aslında çok şüphem vardı bu workflow ile ilgili. Ama konuştuğum animatörler daha iyi olduğunu söylüyor. Pixar da zaten bayağıdır bu şekilde çalışıyor. İsteyen yine graf editöre geçip kendisi keyframe'i 50 düzenleyebiliyorsun. Ama ilk pozlamayı bununla yapıyorlar ve çok memnun olduklarını söylüyorlar. Ya çok güzel gözüküyor baksana. Evet, yani aslında demin konuştuğumuz konu. Şirketin böyle bir gücü var. Stüdyonun böyle bir gücü var. Böyle bir yazılım yapıp bir anda üretim seviyesini 1,5-2 kat arttırabiliyor. Çok daha fazla karakteri aynı sahneye koyup animasyon yapabiliyorlar mesela bunun sayesinde. Evet yani işte yani yumurta tavuk şeyine dönmek istemiyorum. Biraz sektör profesyoneli olarak belki bu işin başlangıç noktasını bilmemiz gerekir ama gerçekten bilinebilecek. Yani bu adamlar bütün dünyaya oynadıkları ve çok kazandıkları için mi böyle yatırımlar yapabiliyorlar? Böyle yatırımlar yapabildikleri için mi bütün dünyayı oynayabiliyorlar? Tam bir loop yani kendi içinde. Ama gelinen nokta bu ise bu adamlar öncülük yapıyorlar evet. Bir taraftan yani. Bu evet. Teknolojileri geliştirmek sadece kendisi için geliştirmiyor. Yarın bir gün bunu SIGGRAPH'ta sunuyor ve
2 sene sonra o bir plugin ya da senin hali hazırda kullandığın programa entegre bir tool olarak sana geri dönüyor. Allah razı olsun yani, ne diyeyim abi. Muhteşem şeyler. Ya bu arada bunu şu anda kendin de Maya'da yapabiliyorsun. Biraz böyle etrafından dolaşıp vurdu kırdı yöntemiyle kendin de çok benzer bir şey yapabiliyorsun ama tabii 24 FPS'e çalışamıyorsun. Orada ben, bir fark yaratıyor. Ya ben o işe girersem ağlayarak çıkarım o işten, ben biliyorum. Hani küfürler ede ede senin gibi Maya'nın da bana bu plugin'i önerenin de nereden girdin bu işe, kontrollarından ben çok mutluydum falan diye çıkarım. O yüzden o bizim harcımız değil. Hani Maya derse ki yarın bir gün ben böyle bir eklenti getirdim, bendesiniz. Hani bütün sorumluluk bende. Okey, ona girerim. Hiç çakmıyor, gayet güzel çalışıyor derse. Derse. Çakıyordu. Bir servis pack çıkardık hemen onu da düzelttik falan. Açayım her şeyi ama ben hayatta girmiyorum abi. Artık kulağım böyle tutuyor. Yani bir şeylere özeneceğim. Ben de Pixar gibi takılacağım. Ben de benim DreamWorks'ten neyim eksik falan diye takılmıyorum artık. Bu yazılımla 2018 Teknoloji Oscar almışlar, onu da belirtelim. Kim bilir daha neler neler geliştiriliyor bu arada. Bunlar hem bize sadece yansıyanlar hem de bizim yansıtabildiklerimiz. Bu adamlar gerçekten şey. Bu adamları övmek anlamında değil mi? Bu büyük prodüksiyonların sektöre böyle de güzel katkıları oluyor. Hem birbirleriyle yarış halinde oldukları hem kendileriyle yarış halinde oldukları için bir anlamda. Sürekli gelişim, geliştirme, Ar-Ge kısmı hep aktif bir departman. Yani bir karaktere iskelet oturtmanın ve az önce izlediğimiz videodaki gibi bir hale getirmenin 5 sene önceki şekliyle şimdiki şekli bir mi abi? Sen söyle yani, sen Rigger'sın. Tabii canım, inanılmaz bir fark var. Bu işte hikayeye çok yansıyor. Demin dediğim gibi aynı anda çok daha fazla karakter animasyonu yapabiliyorsun. Sahne yapıyor. Yani bu sadece rig konusunda da değil. İşte ışık sistemleri değişiyor. Render değişiyor. İşte makineler güçlenince daha büyük sahneler, işte o su sahnelerini yapabiliyorlar. Yani hikaye anlatma, hikayeyi de etkiliyor aslında. Daha fazla, evet, her şey zaten onun için yaptıklarını iddia ediyor ya bu adamlar. Hani hikayeyi daha iyi anlatabilmek, daha smooth anlatabilmek, hikayeyle aralarındaki yani final görselde ulaşacakları kaliteyle aralarındaki o tool, o teknik karmaşalar bilmem nelerden olabildiğince yırtmak adamların derdi. Hepimizin derdi o aslında. Evet, Pixar mesela onu daha çok kısa filmlerde yapıyor. Her sene o sene çıkarttığı filmden önce yayınlanan kısa film aslında 2-3 sene sonraki çıkartacağı uzun metrajda kullanacağı teknolojiyi denediği bir yapım oluyor. Mesela Monsters'da ilk defa gerçek güneş ışığıyla ışıklandırmayı deniyorlardı. Ondan 2 sene önce The Blue Umbrella diye bir kısa film, bir fotorealistik render aldıkları bir kısa film çıkarttılar mesela. Orada onu Renderman diye kendi render motorlarını kullanıyorlar. Orada onu denediler mesela ve sonra da onu uzun metrajda kullandılar. Hem bir hikaye süper anlatıyorlar, hem işin sanat kısmını hem de teknik kısmını birleştiriyorlar bu projelerde. Yani yapmış olmak için değil, hem bir şeye hizmet ediyor hem de ortaya bir sanat eseri çıkıyor. Tabii yani bu kadar uğraşıyorlar, sanat eseri çıkıyor ama yani ne kadar güzel. İşte How to Train Your Dragon, The Hidden World kadar güzel olabiliyor bir, evet, yerde de. Hikaye dediğin şey akmıyorsa ya da orijinal değilse en sonunda orada tıkanıyorsun. O anlamda I lost my body. Bedenimi kaybettim. Bedenimi kaybettim. Hı-hı. Diye çevrilen Netflix'e satıldı değil mi? Bu bir Netflix prodüksiyonu olarak. Netflix aldı bunun haklarını. Hmm. Ama sanırım Türkiye Netflix'te yok. Yani ben Netflix'i izledim. Sonra bir iki görselini gördüğümü hatırlıyorum. Birkaç kişinin paylaştığını, afişini, şusunu, busunu ama hiç şey yapmamıştım. Sonradan büyük hata olduğunu fark ettim izledikten sonra. Ben bayıldım gerçekten. Hmm. Hem konu olarak, anlatım tarzı olarak hem teknik olarak çok orijinal bir şey izletti bana. 2019'un en iyi animasyon filmi diyebilir miyiz? Yani sen dersen onunla da tartışırım yani. Sırf tartışmak olsun diye mi tartışırım? Belki. Bunu asla bilemezsin. Yani Klaus'la kapışır diyebilirim. Ben Klaus'la çok sevdim ama bu bence çok iyi. I Lost My Body mi diyorsun? Ne, sen nerede? Netflix'te mi izledin? Ben Netflix'te izledim. Müzikleri de inanılmazdı bu arada. Nesini sevdin? Ya çok karanlık bir filmdi. Ama daha önceden izlediğim hiçbir animasyona benzemiyordu. Ve çok bayağı böyle bir ağırlıkla kalktım bittikten sonra. Değil mi? Evet. Bir defa bir adult animasyonu. Yani okay, evet, bir diğer şu anda konuştuğumuz Toy Story ve How to Train Your Dragon'dan farkı bu. Hani bir adult hikayesi, bir yetişkin filmi. Kesinlikle çocuklarınızı izlettirmenizi tavsiye etmiyorum. Yani daha önce her şeyin karaktere dönüştürülüp onun gözünden anlatıldığı hikayeler görmüştük ama ilk defa kesik bir elin
Kesin. başrol olduğu bir hikaye. Çok enteresan hakikaten. Değişik bir şey anlatıyor yani. Böyle garip garip bir hikaye anlatıyor bize. Animasyon tekniği. Zaten tekniğine girdikçe benim saygım daha da çok arttı. Gerilla tipi dediğimiz daha çok böyle kısa filmlerde kullanılan bizim post prodüksiyon şirketlerinde veya böyle freelance dünyasında kullandığımız yöntemlerden bir workflow yapıp bundan uzun metraj çıkartmalarına bayağı saygı duydum. Evet, yani hiç yapılmamış bir şey yapmadılar. Evet. Keza benim daha önce bulduğum bir tekniği kullandılar. Burada yani böbürlenmek değil benim amacım, biliyorsun Özgür, beni tanıyorsun az çok ama ben bunu yapmıştım yani daha önce bir altın portakallı tanıtım animasyonunda. Çok iyi hatırlıyorum, evet. Yani şimdi onunla şey yapmak değil derdim ama Blender kullanmışlar bu arada. Herkesin bedava indirebileceği, kullanabileceği. Açık kaynak kodlu. Süper inovatif ve gitgide 3 boyutlu programlar arasında yükselen bir 3 boyutlu program. En büyük olaylarından biri de Greaspan diye direkt ekran üzerine, 3 boyutlu sahnenin üzerine çizim yapabildiğin bir kalemin, bir kalem ve brush setlerinin olduğu bir modülünün olması. Bununla işte kurduğun 3D sahnenin üzerinden direkt trace ederek onu üstünden çizerek sonra çevirdiğinde onların da 3D olduğunu görüyorsun. Ama tabii perspektif o kadar düzgün olmuyor sahnenin kendisi kadar. Daha çok baktığın açıda ve vektör based dolayısıyla o çizgilerin hepsine sonradan müdahale edebiliyorsun. Modülünden ağırlıkla faydalandıkları bir teknik kullanmışlar. Filmin 3 boyutlu çok daha basit modellerle olan bir halini, basit modeller kullandıkları bir haliyle filmi bitiriyorlar. Sonra da bütün o sahnelerin üzerinden Greaspan denen bu modülle 2 boyutlu klasik animasyona dönüştürüyorlar filmi. Yani bu ne sağlıyor? Hem süper inovatif 3D kamera hareketleri, obje, arka plan interaksiyonları sağlayabiliyorsun. Çok daha basitleştirilmiş 3D temelli bir hareketi, bir sahneyi tekrar üzerinden, ister renderin üzerinden, ister ekranın üzerinden trace'lemek, onu 2 boyutlu klasik animasyon bir hale dönüştürmek gibi bir teknik aslında. Yani şey değil, ilk defa bu adamların kullandığı bir şey değil. Ama şu ana kadarki en iyi örneklerinden ve Blender ve Greaspan'la yapmalarından dolayı da oldukça güncel sayılabilecek bir teknik. Tekniği bir yana, yani senaryosunun da çok orijinal ve görsel tarzının da çok orijinal olmasından dolayı oldukça ses getiren yapımlardan biri oldu. Aslında tek kare olarak bakarsan bayağı low poly. Yani çok basit bir görüntü gibi görünüyor. Yani çok kolay bir şekilde 3D'sine diyorsun. 3D'sine, evet. Çok kolay bir şekilde ucuz görünebilecek bir metod. Ama hem hikayenin gelişimiyle hem de müzikle birleşince çok etkili bir şey çıkmış ortaya. Çok iyi çalışan bir şey çıkmış. Yani özellikle o elin gözünden anıları gördüğümüz sahneler falan çok iyiydi. Yani çok orijinaldi. Çok çok, evet, çok etkileyiciydi. Evet. Kendini kopmuş bir elle empati kurarken bulmak çok enteresan bir deneyimdi. Evet. Yani hem onun gözünden onun struggle'ları, onun yaşadıkları, onun geriye dönüş mücadelesi, bedenine dönmeye çalışıyor bir adama geri dönmeye çalışıyor. Bir taraftan da adamı flashback'ler şeklinde. O arada adamın yaşadığı değişim. O arada adamın yaşadığı değişim, o noktaya nasıl geldiği izliyoruz paralel bir kurguyla. Çok çok enteresan, yani çok 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 keyifliydi. İzledikten sonra böyle durup düşündüren, birkaç gün etkisi sürebilen filmlerden birine dönüştü bana. Başlarına gelenleri hem tekniğini aynı kadar güzel kotarmışlar dediğim yerleri oldu. Geçen senenin en iyi animasyonu diyebilir miyiz? Sen diyorsun anladığım kadarıyla. Ben diyorum. I Lost My Body diyorsun. Yani Oscar senin elinde olsa, yani özgür Oscar'ları veriyoruz bu sene diye toplansalar, I Lost My Body'ye verirdin anladığım kadarıyla. Direkt ona verirdim, evet. Siz diğerleriniz çıkın. Çıkın. I Lost My Body'nin yönetmeni. Gel bakayım. Çağırıyor öyle. Gel bakalım. Al bakalım şunu. Tebrik ederim. Hadi bakalım. Git daha güzellerini yap. Bu arada biraz daha detay isteyen olursa Blender'ın sitesinde güzel bir makale var. Hem de yapım, biraz önce gösterdiğimiz yapım videoları da var. İşte böyle kaynakları Türkçe'ye çeviren bir şeyimiz yok, yapımız yok. Yani animasyon gazetesinde biraz denemeye çalışıyorduk onu ama yani çok emek istiyor. O da ayrı bir iş artık. Kendine dönebilen bir dükkana ve
seni de idame ettirebilecek bir yapıya dönüşmediği sürece bu işlere gönüllülük esasıyla vakit ayırabiliyorsun. O da bir yere kadar olabiliyor. O yüzden henüz Türkiye'de öyle bir şey kuramadık. Burada böyle anlatmaya çalışıyoruz işte. Baktık yani öyle yazarak mesai ayırarak olmuyor. Biraz yönetmen ne yapmış diye baktım önceden. Jeremy ben hemen yönetmeni diye. Instagram'da takip ettim. Ha bakmadım Instagram'a bakayım ben de. 3 tane kısa filmi var. Evet. Şey değil. Üçü de internette hemen kıskançlıkla baktım. Neler yapmış yani bu adam. Bu muhteşem işi yapmadan önce neler yapmış olabilir Allah'ın belası. Benden ne eksiği, ne fazlası var diye. Zaten senin yöntemini de çalmıştı. Benim yöntemimi çalıp bir de bununla sükse sağda solda anlatmalar falan, seminerler, neler neler. Neyse tatlı böyle şey bir adam çıktı işte. Fransız bir abi sağda solda anlatıyor işte Oscar'a kadar gitmesinin işi. O da şaşırmış. O da şaşırmış, yükselmiş falan. Böyle akıllı uslu bir insan. Üç tane kısa filmi var. Backbone Tale diye 2014'te yaptığı ilk filmi ben bayağı beğendim. Bakmak isteyenler bakabilir. Üçü de internetten izlenebiliyor. Nice. Bir de Fransa'da çalıştığı stüdyo, yani bu filmi yapan stüdyo, Zilam stüdyoları galiba, Disney'de anlaşmış bu projeden sonra. Chip and Dale diye bir Disney Plus'a kısa animasyon serisi yapacaklarmış. Bu abiyle beraber. Ondan niye yoksa bu stüdyonun, stüdyonun şeyi bu. Stüdyonun gelecek işi, bu işten kazanımlarından biri diyebilir miyiz adamı kullanarak? Evet, 7 dakikalık 39 bölümü bağlamışlar. Öyle bir filmin yönetmeni böyle bir projeye de atanabiliyor. Yani o adam bunun da başına geçebilir. Ne kadar iyi iş kotarabildiğinle alakalı. Yönetmenlik biraz değil, bayağı iletişim işi aslında. Yani kafandaki hikayeyi nasıl anlatmak istediğini, ne kadar başarılı aktarabildiğin kadar başarılı bir yönetmensin diye evet. Yönetmenlik kavramını böyle bir zipleyip buraya indirgeyebilirim isterseniz. Ya aslında günün sonunda Jeremy Clapin'le senin arandaki tek fark onun projesini Netflix'e satmış olması gibi duruyor. Siz de aynı tekniği kullanıyorsunuz ama. Yani niye böyle şeylerle bir down ediyor? Satmış olması. Doğru.